sezyum 137 toprak erozyonunu ve tortulaşmayı incelemekte kullanılan bir izleme elementidir. Ve yarı ömrü yaklaşık 30 yıldır. Yarı ömrü yaklaşık 30 yıldır ne demek? Şu demek. Diyelim ki başta 2 kilogram sezyum 137 elementimiz var. 30 yıl sonra bu miktar 1 kilograma iner. Eksilen 1 kilogram başka şeylere bozulmuştur. Bir 30 yıl daha geçse geçerse, sezyum 137 sezyum 137 kütlesi yarım kiloya düşer, yarım kilograma düşer. Bir toprak örneğindeki sezyum 137 miktarı, şu üstel A fonksiyonu ile bekerel cinsinden veriliyor. A eşittir c çarpı r üzeri t. T, sezyum 137'nin toprağa salınmasından sonra geçen yıl sayısını temsil ediyor. C ve R ise bilinmeyen sabitler. Burada biraz açıklama gerekecek. Mesela bekerel ne demek? Bu nereden çıktı? Bu kelime nereden çıktı? Normalde bir elementinin miktarını kütle cinsinden belirtiriz. Bakın bu örneği kilogram cinsinden vermiştim. Ama radyoaktif bir elementin miktarını belirlemek için o elementin ürettiği radyoaktivite de kullanılabiliyor ve Uluslararası Radyoaktivite Birimi Becquerel. Bu isim Madame Curie ile birlikte radyoaktiviteyi keşfeden Henry Becquerel'den geliyor. Yani bunu A. Becquerel, radyoaktiviteye yol açan sezyum 137 miktarı gibi düşünebilirsiniz. Sonuçta bu bir miktar. A. Becquerel, radyoaktivite yaratan sezyum 137 miktarı. İyice netleştirelim. Üstel miktar fonksiyonu şöyle verilmiş a eşittir c çarpı r üzeri t. t sezyum 137'nin sezyum 137'nin toprağa salınmasından sonra geçen yıl sayısını temsil ediyor. c ve r ise daha önce söylediğimiz gibi bilinmeyen sabitler. Evet, t yıl sayısı. Ayrıca diyor, ayrıca diyor, başlangıçta toprağa salınan sezyum 137 miktarının 8 bekerel olduğunu varsayınız. 8 bekerel. Bilinmeyen c ve r sabitlerini bulunuz. t eşittir 0 iken yani 0 yıl geçmişken miktar 8 bekerelmiş. O halde şöyle diyebiliriz. 0. yılda miktar fonksiyonu eşittir c çarpı r üzeri 0. O da c çarpı 1'e yani c'ye eşittir. Ayrıca a 0'ın kaç olduğunu da vermişler. a 0, 8 bekerel. Eşittir 8 diyoruz. c sabitinin değeri kaçtır? Yazalım 8'dir. c sabitinin değeri 8. r sabitinin değeri kaçtır? Binde birler basamağına yuvarlayınız. 8 ile başlıyoruz. Yani a 0, 8. 30 yıl sonra bu miktar ne olur? 30 yılı seçmemin sebebi sezyum 137'nin yarı ömrüne eşit olması. Nasıl? A 30. Şimdi hiç gereği yokken başka bir renge geçeyim. Güzel. Unutmayın T'nin birimi yıl. 30 yıl sonraki miktar yani A 30 eşittir. Bu formülü kullanacağız. Bu üstel fonksiyon tanımını kullanacağız. c'nin 8 olduğunu biliyoruz. c çarpı r üzeri 30 neye eşit olacak? Başlangıçta 8 bekerel olduğuna göre 30 yıl sonra bu miktar yarıya inecek 4 bekerel olacak. Şimdi bu denklemi kullanarak r'yi çekebiliriz. 8 r üzeri 30 eşittir 4. Her iki tarafı 8'e bölelim. Ne etti? r üzeri 30 eşittir 4 bölü 8 yani 1 bölü 2. Şimdi her iki tarafın 1 bölü 30. kuvvetini alıyoruz. Burada r üzeri 30 var ama bunun 30. kökünü alıyoruz. Yani 1 bölü 30. kuvvetini alacağız. Ve şunu elde ediyoruz. r eşittir 1 bölü 2 üzeri 1 bölü 30. Akıldan hesaplamak çok zor. Bu yüzden hesap makinesi kullanalım. Zaten ipucunu da vermişler. Binde birler basamağına yuvarlayın demişler. Makinemizi çıkaralım. 1 bölü 2 üzeri 1 bölü 30 eşittir 0,977159 böyle gidiyor. Ama bizden binde birler basamağına yuvarlamamız isteniyor. O halde bize 0,977 yeter. 0,977. Ve son olarak şunu sormuşlar, toprağa salınmasından 150 yıl sonra örnekte kalan sezyum 137, sezyum 137 miktarı ne olur? R'nin yuvarlak değerini kullanınız ve sonucu yüzde birler basamağına yuvarlayınız. Peki C ve ne olduğunu biliyoruz. Sezyum 137 miktarının yıl cinsinden zamana bağlı bir fonksiyon olarak kaç bekerel olduğunu biliyoruz. A eşittir 8 çarpı 0,977 üzeri T. T neydi? Geçen yıl sayısına eşit. Özetle şunu sormuşlar, 150 yıl sonra ne kadar sezyum 137 kalır? Yani bizden A, 150'yi hesaplamamızı istiyorlar eşittir 8 çarpı 0,977 üzeri 150. Evet, sanırım bunun için de hesap makinesine ihtiyacımız var. Hesaplayalım. 8 çarpı R'nin yuvarlak değerini kullanmamız istenmiş. Tam değerine değil. O halde 8 çarpı 0,977 üzeri 150 yazıyoruz. Ve bu sonucu elde ediyoruz. Bunu da yüzde birler basamağına yuvarlamamız istenmiş. O zaman 0,24 oluyor. Yani 150 yıl sonra topraktaki sezyum 137'nin radyoaktivite seviyesi 0,24 bekerel olacakmış. R'nin yuvarlak değerini kullanmamızı istemişlerdi. Biz de öyle yaptık. Ama ilginç olan bu sayı 30'un katı olduğu için tam değeri bulmak da öyle çok aşırı zor olmazdı. Hatta tam değer hesap makinesi kullanmadan bile bulunabilir. İsterseniz videoyu duraklatıp bir düşünün. Tam değeri nasıl bulursunuz? 0,977 yerine şöyle yazalım. a, eşittir 8 çarpı r, bu r'nin yaklaşık değeri, Tam değeri bulmak için buraya 1 bölü 2 üzeri 1 bölü 30 yazarız. Sonra da bunun t inci kuvvetini alırız. Veya şöyle de yazabiliriz. a t eşittir 8 çarpı 1 bölü 2 üzeri t bölü 30. Biliyorsunuz bir sayının kuvvetinin kuvvetini alırken kuvvetleri birbiriyle çarpıyoruz. Yine sarıyla yazayım. 1 bölü 2 üzeri t bölü 30. 1 bölü 2 üzeri t bölü 30. at'yi böyle de yazabiliyoruz yani. O halde a 150 kaç olur? a 150 eşittir 8 çarpı 1 bölü 2 üzeri 150 bölü 30. Yani 1 bölü 2 üzeri 5. 1 bölü 2'nin 5. kuvveti neye eşittir? 1 üzeri 5 bölü 2 üzeri 5'e eşittir. Yani 1 bölü 32'ye eşittir. Burası ne oldu? Burası 1 bölü 32 oldu. O halde a 150 eşittir 8 bölü 32. O da eşittir 1 bölü 4. Yani 0,25, 0,25. R'nin yaklaşık değerini kullanarak 0,24 bulmuştuk çünkü yuvarladığımız R değerinin 150. kuvvetini almıştık. Yani yuvarlak değeri 150 kez kendisiyle çarpmıştık. Yine de gerçek değerden çok farklı bir sonuç elde etmemişiz. Yuvarlak değeri kullanmamız soruda istenmişti. Halbuki gerçek değeri kullanarak da kalan sezyum 137 miktarının 0,25 bekerel olduğunu bulabildik. Şahane!